Herkese tekrar merhaba. Günün üçüncü videosuyla premier yayınla ilk gösterimle karşınızdayım. Bir önceki videomda Ekambi transferinin sol kanada Fransa'dan yapılması hedeflenen işte Lyon'un Kamerunlu oyuncusu Ekambi transferinin Zaha gelmiyor anlamına mı geliyor şeklindeki bölümünü yapacağım demiştim. Fenerbahçe hem Ekambi'yi hem Zaha'yı birbirinden bağımsız olarak hedefliyor. Yani Ekambi olursa Zaha olmayacak, Zaha geldi birden vazgeçilecek diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Bu videoda bu konunun detaylarını sizlerle paylaşacağım. Fenerbahçe'nin artık kaliteli transferler yapmak zorunda olduğu bir döneme giriyoruz. Şunu ifade etmek istiyorum. Fenerbahçe yönetimin işi hem zor hem de çok büyük sorumluluk taşıyorlar. Fenerbahçeli çocuklara karşı sorumluluğunuz var. Artık Türkiye'nin tartışmasız en iyi kadrosunu kurup sezonun başındaki Galatasaray'la oynanacak Süper Kupa maçında kupayı kazanarak sezona giremeyeceksiniz. Hakikaten çok az şeyin değeri var. Artık Türkiye'nin en iyi kadrosunu tartışmasız kurmanız lazım. Fenerbahçeli çocuklara karşı sorumluluğunuz var. 9 sene oldu şampiyonluk yok. Ha ne yapıyor yönetim? Allahları var. En iyi oyuncunun peşindeler. O mevkide eldeki skalada Zaha. Yani zor mu zor? Ama yürümek önemli o futbolcu için, uğraşmak ama tabii bitirmek daha önemli. Bugün mesela Ekambi de Zaha'yı da Fenerbahçe birbirinden bağımsız hedefliyor. Ben şimdi size ama Zaha'yı ayrı bir yere koyuyorum. Zaha'nın Ekambi'nin ve şu anda halen orada oynayan Diego Rossi'nin geçen yıl ofansif oyunlarının istatistiklerini söyleyeceğim. Rakamları söylemeyeceğim. Zaha, Ekambi, Rossi. Birinci sırada kim var? Zaha. Bakın buradan da ekranı durdurup bakabilirsiniz. Üçüncü sırada kim var? Ekambi mi? Hayır Rossi. Zaha'nın her tarafından kalite akıyor. Zaha olmazsa Rossi ile devam edemezsin. Bari Ekambi alırsın. Süreç öyle işliyor ama ikisini birden almak istiyor Fenerbahçe. Zaha'nın geçen sezon golleri Toplam bulduğu şans, gole dönüşen atak, rakip 3. bölgedeki driplinkleri, isabetli şutu, golle biten atak okusan, aksiyonunda bulunma, başarılı atak aksiyonları falan böyle kalemlerde Zaha'nın çok farklı bir şekilde istatistikleri önde. E tabi böyle bir adamı almak kolay değil yani. Zaha gelirse Ryan Kent nerede oynayacak? Oynar abi Zaha Santr... Ya Zaha'yı santr bile oynatırsın ya. Talisha gibi sağa kor oynar, sola koy oynar. 10 numaraya koy oynar. Ön öne koy oynar. Ve Fenerbahçe kentten de faydalanacak. Değerli bir oyuncu. Yalnız kentin röportajını dinledim TRT Spor'da. Türkçe öğrenmek istiyorum diyor İngiliz oyuncu Ryan Kent. Şu ana kadar Türkçe birkaç kelime öğrendim. Fakat öğrendiklerimi burada söyleyemem diyor. Mert Hakan. Ne öğrettin adama? <laughs> Ryan Kent diyor ki Türkçe birkaç kelime öğrendim ama burada söyleyemem diyor. Neyse transfere dönelim. Arkadaşlar sağ kanatta da çok ilginç bir durum var. Fenerbahçe'nin hedeflerinden biri olan Bologna'nın İtalyan sağ kanat oyuncusu Orsolini Bologna'nın sezon öncesi hazırlık kamp kadrosundan çıkarıldı. Oyuncunun bir yıllık sözleşmesi var. Bologna bu oyuncuyu satmak istiyor. Fenerbahçe'de bu İtalyan kanat oyuncusu sağ kanattaki isim Orsolini ile ilgileniyor. Bologna kamp kadrosundan e, bu oyuncuyu çıkardı. Fenerbahçe'nin halen takip ettiği ama başka takımların da gündeminde olan bir oyuncu. Gelelim şu Ekambi konusuna. Ekambi geçen sene yarım sezon Rende kiralık oynadı. Fenerbahçe'nin peşinde oy olduğu bir isim. Ekambi'yi, Zaha'yı Fenerbahçe halen kovalıyor. Livakovic ve Bekao için kulüplerine yeni teklifler yaptı. Mert Müldür Fenerbahçe'ye yakında bulunan bir isim. Şimdi Zaha'nın takım arkadaşı olan kaleci Crystal Palace kalecisi Zaha'dan bir forma almış. Formayı Zaha'ya imzalatmış. Şuraya da Zaha oldu best time mı? En iyi zamanlar senin olsun. İşte tam tercümesi hoşça kal kendine iyi bak gibi bir şey yazmış. Kaleci arkadaşına verdiği bu hediye formada imzalayınca. Şimdi bunu kaleci paylaştı. Bu Zaha'nın Crystal Palace'a bir vedası anlamı taşımıyor. Ya aynı takımda devam desen dersin yani hatıra ömür boyu kalacağı için hayatta sana başarılar diliyorum. Bu veda değil. Zaten kaleci de baktı olaylar farklı yere gidiyor. Bu paylaşım Zaha'nın geleceğiyle alakalı değildir dedi. Ama bundan bağımsız Zaha'ya yapılabilecek en iyi teklifi 6,5 milyon euro maaş imza parası vesaire Fenerbahçe yaptı yanıt bekliyor. Önüne sözleşmeyi koydu Fenerbahçe sözleşmeyi. Al dedi istediğin sözleşme. Al dedi banka teminatı. Al. Ben de bunu söyledim. Hala da bu süreç bir şekilde Fenerbahçe'de devam ediyor. Bu süreç hala bitmedi. Fenerbahçe hem Zaha'yı hem Ekambi'yi hedefliyor. Kanatlarda Fenerbahçe bir değil iki transfer hedefliyor. Bu arada Fenerbahçe'nin yeni transferleri ee, Umut Nayir ve Fransa'dan gelen Galalı stoper Ciku. Rusya'ya gittiler ve takımla Kampa katıldılar Fenerbahçe'nin antrenmanı Otelin adeta sığınağa benzeyen Bu fitness salonunda yapılıyor Fitness antrenmanları Abi savaş var antrenmanları Sığınakta mı yapıyorsunuz esprisi de Buradan doğdu Umut Nayır Ve Ciku Artık Fenerbahçe'nin kampında Şimanski'nin de Bugün gitmesini bekliyoruz Fenerbahçe ilk iki maçta kaybettiği Rusya'daki turnuvada Son maçını cumartesi günü gündüz saat 14'te Nefçi Bakü ile oynayıp İstanbul'a dönecek. Nefçi Bakü ile karşılaştıktan sonra Fenerbahçe İstanbul'a dönüp bir günlük pazar günü izni. Pazartesinden sonra 27 Temmuz'daki konferans ligi maçı için çalışmalarına Samandıra'da devam edecek Fenerbahçe değerli arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'de Mert Müldür konusunu konuştuk. Zaha Ekambi konusunu konuştuk. BK ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledik. Özellikle Mert Müldür'ü Umut Nayır ve Şimanski transferinden sonra Fenerbahçe'ye en yakın transfer görüyorum. Sasulo'yla e, parasal konularda pazarlıklar devam ediyor. Mert Müldür süreci gerçekleştikten sonra Ekan Ekambi Zaha transferlerinden birinin gerçekleşmesini bekliyorum. Ekambi Olimpik Lyon'la sözleşmesi devam eden 30 yaşındaki Kamerunlu bir kanat oyuncusu. Beşiktaş'ın da yine gündeminde olan Ekambi de Fenerbahçe biraz daha Önde Paris Saint Germain e, Altyapısında Yetişti e, Angels takımında Villarreal'de Lyon'da ve Rende oynadı e, Yine e, Lyon'da da Sözleşmesi devam eden Bir oyuncu Ekambi Bakalım Ekambi, e, Mert Müldür Livakovic bu transferlerde Fenerbahçe e, Ne kadar hızlı hareket edecek Ve bu transferlerde Fenerbahçe hangilerinde özellikle başarılı olacak. Ee, yine bununla birlikte Fenerbahçe Galatasaray'ın da çok istediği Paris Saint Germain'in Arjantinlisi. Paredes'i Şimanski'nin yanına ön libero'ya transfer etmek istiyor. Yine bir diğer Paredes, Paredes gibi Arjantinli Bologna'nın ön liberosu Dominez'i Şimanski'nin yanına transfer etmek istiyor. Fenerbahçe hem kanat hem de Şimanski'nin yanı sıra bir orta saha oyuncusunu daha çok kaliteli bir skaladan almak istiyor. Parades ya da Domines. Birisi Paris Saint Germain'den, birisi Bologna'dan Parades ve Domines. Fenerbahçe'nin hedefinde bu iki transferden birisi olursa, kanatlara da Zaha en kötü ekan bir olursa, stoperde de Cikun'un yanı sıra Bekao gibi bir stoper daha alınırsa, kaleci noktasında Livakovic için bir işi biterse, Mert Müldür de bugün yarın bence olacak. Bu da olduğunda Fenerbahçe'nin kadrosu artık kötü demeyiz. Kötü demiyorum zaten de kalitesi Galatasaray'dan daha aşağıda demeyiz. Sonra fırsat transferleri başlar. Şu anda orta saha, kaleci, stoper, kanat transferleri bunlar asla ve asla fırsat transferi olarak Ağustos'u Eylül'ü bekleyelim denilecek transferler değildir. Bu kadar net konuşuyorum. Tamam. Bu kadar net ifade ediyorum. Zalai'nin, Altay'ın, Pedro'nun, Gustave Henrique'nin, Arao'nun, Rossi'nin, King'in artık Fenerbahçe'ye veda etmesi lazım. Ve Fenerbahçe'nin bu anlamda rahatlaması lazım. Bu futbolcuyla, BKO'yla Atalanta'da ciddi bir şekilde ilgilendiği için biraz Fenerbahçe'nin bekaoda işi gerçekten o kadar kolay değil ama oyuncunun kulübü Udinese Fenerbahçe istediği 10 milyon euroluk bon servisi hemen hemen vermiş. Şimdi tabii onlar sonraki satıştan pay falan da istiyorlar. Biraz işi zorlaştırıyorlar. Bakalım orada da süreç nereye gidecek. Fenerbahçe Samat ile sözleşmeyi feshetti. Bunu da söyleyelim. Lütfen videoyu like etmeyi unutmayın. Birazdan sizlerle Ahmet Konanç Instagram sayfasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.